Selamlıyorum yumurseverler. Çin videolarını özlediğinizi düşünüyorum ve uzun bir aradan sonra Çin'den yeni bir paket geldi. Bu paketin içinde bir sapan var fakat öyle sıradan bir sapan değil. Zıpkın atabiliyor. Zıpkınla attığınız şeyi geri çekebiliyor. Üstüne el feneri, lazer vesaire takabiliyorsunuz. Bayağı profesyonel. Avcılık için kullanılabilecek seviyede bir sapan. Şimdi bayağı bir parçası var ve sanırım nasıl toplayacağımızı gösteren bir şey yok içinde ama resimlere bakarak falan bir deneyeceğiz. Şöyle bir kabza yapmışlar. Metal bu arada. Dışında böyle mat bir siyah boya var ama tamamen metal, ağır bir şey. Şurada vidalarımız falan var. Burada başka yaylı parçalarımız var. Burada daha fazla yaylı parçalarımız var. Umarım bunların hepsinin nereye takılacağını çözebilirim. Şurada bilek desteği kısmı var. Bunu bileğinize bir şekilde sarıyorsunuz ve destekliyor. Burada minik sapanla atabileceğimiz bilye var. Burada daha küçük şeffaf bilyeler var. Burada ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Burada zıpkın uçlarımız var. Bunlar balıkçılıkta falan kullanılabilen türde zıpkınlar. O yüzden bunu attığınız zaman şurası saplanıyor falan. Tabii ki ben öyle bir şey yapmayacağım. Burada da zıpkınların kendileri var. Şöyle gözüküyorlar. Bu ön kısmına istediğimiz ucu takabiliyoruz anladığım kadarıyla. Burada oltalarda gördüğümüz türde bir böyle misine saran şeyden var. Makara mı denir artık, ne denir buna bilmiyorum. Sonra burada sapanın bilek desteği var. Ve burada pek çok çeşit lastik var. Burada içinde pili olmayan bir lazerim var. Umarım burada köy yerinde buna uygun pili bulabilirim. Ama el feneri yok. El feneri de buralardan bir yerlerden çıkar mı diye bakıyorum ama yok. Yani her şey eksiksiz olsun diye en pahalı paketini söyledim. Bunları böyle çeşit çeşit satıyorlar. İstiyorsanız mesela makarasız falan alabiliyorsunuz. Her şey olsun istedim. Yine bir şeyim eksik çıktı. Neyse, şimdi ben bunu toplamaya çalışacağım. Şu an sapanı temel olarak topladım fakat aklımda deli deli sorular var. Mesela şurada önde bir tane böyle nişangah gibi bir şey var. Fakat mesela ben bunda zıpkın atmak istesem, zıpkını buraya yerleştirsem, çat nişangaha çarpsa çok büyük sakatlık. O yüzden ben biraz araştırma yapacağım ve bunu tam olarak çözdükten sonra videoya devam edeceğim. Evet, bir saatin sonunda nasıl çalıştığını çözebildik. İlk önce şurada bildiğiniz sapan lastiği var aslında fakat bunu çektiğiniz zaman şuradan da yaylarla ekstra bir gerginlik sağlıyor. Yani normalden daha güçlü bir sapan olmasını sağlıyor. Şuradaki deliğe lazer gelecek. Şu an lazer pili almaya gitti arkadaş. Geldiği zaman lazeri de buraya ekleyeceğiz. Onun dışında dediğim gibi el feneri çıkmadı fakat el feneri çıksaydı şuradaki boşluğa koyacaktık. Şu an ben oraya bir zıpkın koydum. Mesela şöyle fazladan bir parçamız var. Eğer bunu buraya monte ederseniz şu gerçek yayların okları var ya böyle kocaman profesyonel sporcular falan kullanıyor. Eğer öyle bir okum olsaydı bunu öne takıp bununla gerçek ok da atabiliyormuşum. Fakat bende onlardan yok. Ondan sonra 3 çeşit lastiğimiz var. İlk lastiğimiz bu. En esnek olan bu. Bununla taş falan atabiliyorsunuz. Yine taş vesaire için şöyle bir lastiğimiz var fakat bunun lastik kısımların içinde şurada bir ek ip var. Kırmızı gibi gözüken kısım var ya, lastiğin içinde bir parça daha var yani. Herhalde daha dayanıklı olsun diye yapılmış bir şey bu. Ve son olarak şöyle bir lastiğimiz var. Bu da zıpkın atmak için. Şurada görmüş olduğunuz ipe bu zıpkını geçiriyorsunuz şuradan. Ve işte atmak istediğinizde böyle atıyorsunuz. Şu an atamayacağım. Sonra attığınız zıpkını geri çekebilmek için burada makaranız var. Buraya zıpkını bağlıyorsunuz. Ben şimdilik böyle tutturdum. Attıktan sonra eğer bir şey yakalamak amaçlı kullanacaksanız bu saplandıktan sonra geri çekebiliyorsunuz. Yani zıpkınlarınız kaybolmuyor, ziyan olmuyor. Şimdi biz vurulacak, kırılacak şeyleri ayarlayalım ve şunun testine geçelim. Evet, benim dublörüm geldi ve hazırız. Bakınız, birebir dublör. Şimdi ilk önce şuraya iki tane boş teneke kutu koydum. Onlarla bir pratik yapacağım ki hani alet ne yapabiliyor, ne kadar güçlü, tepiyor mu, ne yapıyor? Bir şunları göreyim, ondan sonra daha eğlenceli kısma geçeceğiz. Düz bir çakıl taşını aldım. Ooo! Tek attı. Elinde bu taşla ben bunu vururum. Hadi vur. Hayır, yaklaşsaydın bir şey demeyecektim. Çok yakındı bu arada. Rüzgar çıktı çünkü. Şimdi bir tane daha deneyeceğim. Çok pratiğe ihtiyacım olmayacak gibi. Aynen, tüf tüf videosundan hatırlarlar pratiğini. Vay ya arkadaş, 2'de 2 yaptı ya. Ya. Bakar mısınız? Direkt delip geçmiş. Diğerini de direkt yarmış. Hiç affetmemiş. Ve daha bildiğin normal çakıl taşı kullanıyoruz. Kendi özel şeylerine daha geçmedik. Koy şuraya, ikisini aynı anda devireceğim. Oha, tamam. Bu bir. Aynı andaydı hani. Düzgün koysan aynı anda olurdu, sekmedi.
Ama acayip yakındı ya. Vallahi çok yakındı. Bu arada tamamen şansına vurdu, yoksa vuramazdı. Tamam yani. Yeter mi bu kadar pratik? Tamam hadi. Ne yapıyoruz? Tamam hadi setup ayarlıyoruz. Setup ayarlıyoruz. Oha. Şimdi milyon dolarlık dava geliyor. Bir içecek firması. Şurayı görebiliyor musunuz? İçinde yosun tarzı şeyler var. Ve bakın daha açılmamış. Şu anda ilk defa videoda açıyorum. Şurasının da açılmamış olduğunu göstereyim. Bakın çatır çatır. Ana! Gerçekten yosun. Nasıl bir ortamda acaba bunu bekletiyorlar bilmiyorum ama bir içeceğin yosunlanması hiç normal değil. Oğlum bir dünya çıktı. Bakın o büyük parça burada, bu tarafta daha. Bak şuralara bak. Küçük küçük bir dünya var. Masamızı ayarladık, bardaklarımızı burada renkli içeceklerle şenlendirdik ve yosunlu mavi renkleri 1 puan yaptık çünkü içinde yosunlar var. Sonra şuradaki koyu yeşiller 2 puan. Şu ortadaki nasıl ürettiğimiz belli olmayan garip renk petrol yeşili. Tamam 1 puan, 2 puan, 3 puan. Şu açık yeşiller 4 puan ve en kenardaki pembe olanlar 5 puan. Okey misin? Okeyim ben her türlü yani, sen biliyorsun böyle işlerde beni. Tamam o zaman... Başlasın. O zaman başlasın. Ben de havalı olmak istiyordum ya. Çizgimiz neresi Harun? Bak şimdi bu biraz daha kolay bir alet olduğu için bence üzüm suyu. Emin misin? Eminim. Direkt ağaç da o zaman. Niye üzüm suyu diyorsun? Oo! Ben sana ne dedim? He. Oha double atmış. Hayır. Direkt 3 puanlık vurdum. Hadi bakalım. 3 puanı yakalayabilecek misin bakalım? 3 puan. Sen double atarsın, ben tek atarım. 3 puan. Bu iş böyledir kardeşim. O zaman ben şimdi direkt 5 vurayım. Hadi vur bakalım. Hatta 5 artı 3 yapayım. Sen bu vuruşta 5 artı 3 yap, benden ne istiyorsun? 500 lira. Tamam sen bu vuruşta 5 artı 3 yap. Aha. 500 lira. Net. Beşlerden bahsediyorum. Beşler bunlar. Sen bundan bunu sektireceksin. Ha. Yapamazsan ne veriyordun? Öyle bir şey yok. Yapamazsan 50 lira alırım. Hayır öyle bir şey yok. Çekil oradan hadi. Yapamayacaksın çünkü. Hadi be gerildim. Dengemi kaçırdın ya. Ya 5 puan gerçekten zor. Boom! Boom! 5 puanlık. 5 puanlık. 5. Mükemmel bir vuruş arkadaşlar. Bilal'in burun ifadesine bakın. Arkada üzülüyor. Hiç de üzülmüyorum. Bir tane daha 5 puan var orada. Aramızda 5 puan fark var. 5. 5 puan. 5. 5 puan. Ne? 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 Tamamen şans olduğunu şimdi anlamışsınızdır. Kaç puanlığı vurayım söyle. 1. Tamam ben 1 puanlıktan 3 puanlığı da vururum. Hadi hadi. Bir dahaki sefere yaparsın Harun'cum. Yapacağım. Onu nasıl başardın ya? İşte bunlar hep yetenek ya. Onu nasıl başarmış olabilirsin ya? Bunlar hep yetenek. Abi aynı hizadaki olan şeyi yukarıdan vurdu ya. Ya hani zaten benim amacım burada zoru başarmaktı. Ha. Ben başardım. 4 puanımı da aldım. Aa! Nereleri vuruyorsun sen? Kaç puan vurayım söyle. 5'i vur hadi. 5'i? Ha okay. 5'i vur hadi. Ucu ucuna be! Ucundan kaçtı. Kaçı vurayım? 1'i. Tamam. Hedefler azaldıkça zorlaşıyor. Evet. Lazere geçelim mi? Hadi aç lazeri. Bu arada el feneri dedikleri şey de bu lazerin üstündeki minnacık bir ledmiş. Acaba lazer tam olarak nereye hedefliyor? Bilmiyorum işte, ben şu an senden öğreneceğim onu. Ben bu lazere hiç güvenmiyorum. Yukarı atacaksın eminim şu an. Biraz daha aşağı. Biraz daha aşağı ya. Ben rakibime yardım ediyorum, dinlemiyor ya. Lazer insanı yanıltıyor. Lazere gerek yok. Benim gözler zaten lazer gibi. Bu arada değmedim şu an yine.
Ben hiçbir şey duymadım. Bak şimdi, izleme ustasından öğren. Ne yapacaksın? Bak, bir saniyede hedef alıp atacağım. Tamam. Bak şimdi, zombi karşıdan geliyor, tamam mı? Öldün. Tamam, bu challenge'ı ben devam ettiriyorum. Zombileri severim, bilirsin. Evet. Ne yaptın? Ha? Hareketi mi yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Yapamazsın zaten. Son zombi slayer Harun Sama. Dınının. Kaç puan vurdun? Bunlar 3. Tamam. Oh yeah! 11 puan. Ben bu lazeri kapatacağım. Gerçekten kafamı karıştırıyor. Sen kullanabilirsin. Eyvallah. Tertemiz bir atış geliyor. 4 puanlık. Bu kadar temiz bir atış sadece lemur yapabilirdi. Ve şu an puanımız eşitlendi bu arada. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Pırıl pırıl bir atış. Altı da sağlam, üstü de sağlam. Sadece ortası gitmiş. Kaça kaç olduk? 11'e 11. İyi. Hala orada bir 5 puanım olduğuna göre beni bekleyen. Ben bunu kazanırım. Alacağım onu elinden senin. O 5 puanı sana yar etmeyeceğim. Bunlar hep aç gözlükten oluyor. Ama vurursa şansına vuruyor arkadaşlar bu arada, kesin bak. Ben profesyonel bir atıcıyım. Bu arada benim lisansım falan var. Bende izcilik lisansı var. İzcilik lisansı var bende. Aç gözlüğe gerek yok. Yok yani, bir puanı atıp bir puanı vuramamaktansa 5 puanı atıp 5 puanı vuramamak daha mantıklı. Bir puanı atmadım yalnız ben. İkisini birden kırmaya çalıştım. Tam ortasından geçtim. Bana aç gözlülük saçma diyor ve ikisini birden vurmaya çalışıyor. Sonuçta ikisini toplayınca yine 4 puan ediyor. Bu aç gözlülük. Bu arada son boncuklar. Berabere kalabiliriz bu rantta. Gerçekten bitiyor. Onun da bir kaldı, benim de bir kaldı. O yüzden bu atışlar hayati. Yo, hayır yo, hayır yo. Ben şimdi sadece 1 puanı vurmaya çalışacağım. Sonra vuramazsa zaten kazanıyorum. İnşallah vuramazsın. İnşallah. Ya! Hadi Allah'ım lütfen. Ve bardak turumuz berabere bitti. Ya of. Ya ben seninle nasıl berabere kalabilirim ya? Lisanslı bir sapancıyla normal bir insan nasıl berabere kalabilir? Evet, yeni bir gündeyiz. Çünkü dün uğraşırken böyle bu zıpkınla falan hava karardı. Dedik ki biz yarın devam edelim buna. Sapanı zıpkın atacak hale getirdik bu arada. Hemen şöyle göstereyim. Buraya bu işte zıpkın tutacağı mı denir, o lastiği taktık. Onun dışında zıpkını da makaramıza bağladık. Makaramız alt tarafta ve zıpkına özel yeni bir masa ayarladık. Şimdi zıpkının amacı bir şeye saplanıp onu çekmek olduğu için böyle şişeler koyduk buraya. Ben bunu çekebileceğimizi hiç düşünmüyorum ama. Şu şekilde çekeceğiz bu arada. Direkt buradan değil, ipe asılarak. Çünkü bu alet çok başarılı bir alet değil. Ben test ettim az önce, abim pek bilmiyor şu an. Yani ben daha avantajlıyım. O yüzden direkt buradan misneye asılarak çekersek bunları da çekebiliriz. O zaman başlayalım mı? Evet, hadi şu kaskını tak. Hadi sen başla. Madem tecrübelisin, birde bir bir tane çekmen lazım. Birde bir. Evet. Basit iş. Hazır mısınız? Hazırım. Çok yamuk tutuyorsun yalnız. Saplanmadı. Saplanmadı abi. Bilmiyorum, aşırı tecrübeli avcımız bir işi beceremedi. Vurdum ama şeyin hatası. Dur. Çekme. Kopmuş. Açılmamış. Kopmamış, açılmış. Kopmuş arkadaşlar. Açılmış işte bak, burası kopmuş olsa kopmuş böyle mi olur? Arkadaşlar. Şu an sırf gözünüzdeki değerimi düşürmek için böyle yalanlar söylüyor. Ya bir balıkçı düğme atmayı bilmiyor ya. Ben avcı lisansım var benim bu arada, biliyorsun ki. Ama bu balıkçı lisansı değil. Neyse, izle de öğren. Arkadan getirirsen bu tık diye gider, şuradan döndür. Ama avcı lisansı olmadığı için normal yani. Ben misine işinden hiç hoşlanmadım. Oğlum böyle çok de çek. Misine birbirine dolanır. Çok çek. Çek 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 çek. Çek. At. Oğlum misine dolanıyor. Geldi, gördünüz değil mi? Oradan buradan dolandırdı misineyi. Niye sen elini aldığında böyle şeyler oluyor ya? Misine dolanmış içinde. Teknik bir aksaklık var şu an. İki sistemi birbirine ayırmaya karar verdik şu an. Tamam. Emin miyiz yettiğine bu arada? Biraz daha yakından atarsak hiçbir sorun kalmaz. Oh! Ne yapıyorsun lan? Şuradan atacağız. Çok zor bir atış olacak. Gerçekten çok uzağız. Hayır, oradan atmayacağız. Burada, onu oraya bırakacağız, buradan atacağız yine. Gerçekten mantıklı.
Şöyle rahat rahat ya. Ha nasıl oldu o? Ver, ver, ver. Gördün mü? Bu yani ya. Saplayamadın. Nerede lan şey Müslüm ha? Ha şimdi bunun ucuzları vardı. Dedim ki ben bununla video çekeceğim. En pahalısını alayım ki hiçbir problem yaşamayalım. Her şey üst kalite olsun. Bu ne lan? Bir atış daha yapabilir miyim? Yap. Oh yeah! Ne oldu? Tabanını deldin. Çektim ve geldi. Ya bir metreden vurdu diye sevindi yalnız şu an. Ama bir metreden en iyisini vurdum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hayatımızı riske atmaya hiç gerek yok gerçekten. Sapan'ın linkini açıklama bölümünde bulamazsınız çünkü çok kötü olduğu için koymayacağım. Hani taş atma olayı falan fena değildi ama taş atmak için bu kadar gelişmiş bir sapanı niye alacaksın ki? Normal sapan da taş atıyor. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkileştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.